Peki, bir gelsin o düğün görüntüleri. Allah. Güzel bir düğününüz olmuş yani sen de çok mutlu gözüküyorsun ama Ufuk da dünyanın en mutlu insanı. Bu kadar güzel başlanılan bir hayat yolculuğunda. Ufuk bu acıları niye çekiyor merak ediyorum. Milletin lafını dinleyerek. Hangi lafları dinliyor? Anneannenin lafını mı dinliyor? Genellikle. Anneannenin seninle ilgili, annenle ilgili iddialarını mı dinliyor? Onlara inanmaması mı lazım? Evet. Aslında senin kuyunu kazan, iddia ettiğin kadarıyla senin ailen. Anneannem. Anneannem. O da söz hakkını, cevap hakkını kullansın. Onların hiçbirini duymaması gerekiyor değil mi? Ne hissettirdi tekrar düğünü izlemek? Acı. Sevinçle acı karışık. İnsan yaralıyor yani en mutlu günümde acı hissetmek. Çünkü onu yüreğimde severek evlendim. Her şey kabullenerek evlendim. Ve ondan vazgeçmek istemiyorum. Onu yüreğimde seviyorum. Onu sevdiğini biliyorum. Sevmezse benim yerin dibine sokardı. Ne yapar? Yerin dibine sokardı. Onu daha kötü... ne yapacak? Ben 3 senedir buraya gelmeye çalıştım. 3 senedir. 3 senedir mi programa başvuruda bulunmak istiyorsun? Hep olmadı. Ben sadece karımı övdüm. Karımı sevdiğimi söyledim. Eskisi videodan beri ben size çıkmak için hayal kurdum. Rüyamda bile gördüm. Ne gördün? Çünkü özlem vardı. Çocuğum doğmamıştı o zaman. Onun... Ama şöyle bir durum var Ufuk anladığım kadarıyla Şule'nin anlattıklarından yola çıkarak. Yani Şule istediği zaman sana gel diyor, seni getiriyor, seninle karşılıklı oluyor. Biliyorum. Yani bir şeyi çözmen ya da halletmen gerektiğinde Şule o baskın karakterini devreye biliyorum sokuyor. Ama aileler kavgalıydı, iki tarafta kavgalıydı. Ben ortada kalmıştım, nereye gideceğim şaşırdım. O zaman... Sen de ya aileni seçeceksin ya Şule'yi. İki tarafta kavgalıydı, ortada kaldım. Yani şaşkındım, ne yapacağımı bilemedim. Bir de o iftara atınca ortada şok oldum. O sabah aldım da tecavüz deyince ben hiçbir şey yapamadım. Elimden her şey kontrolden çıktı. Esra Hanım bizim... Aileni seçtin mi bir gün? Ben iki ailem var.
İkisinden vazgeçmek istemedim. Çünkü ortak bir yaşantı var. Hepsini sevemezsin. Ama annen değilsin, nerede? Değilsin veteriner. Bursa'da bir veterinerlik açtı. Neyse. Çok güzel bir insan. Ben onun 6 aydır gittim, yanına gittim. Elim her zaman dolu gittim. Konuştum, sohbet ettim. Kendi derdimi anlattım. Tam 6 ay. Onun yengesi var, mükemmel bir insan. O da beni dinledi. Ama herkes beni dinliyor. Herkes ben derdimi anlattım. Herkesin, çünkü anneannesi olsun, teyzeleri olsun, çok iyi insanlar. Ama niye anlaşılmadı? Ben çözemiyorum. Ben anlaşabiliyorsam o da anlaşması lazımdı. Çünkü kavgadan çözülmüyor her şey. Bravo. Hiçbir şey, çünkü beni linç etseler bile korkarak gittim yanlarına. Yüzleşmeye gittim. Ya linç edilmeye bile göze aldın. Her şeyi göze aldın. Aynen. Ne ya olursa Esra olsun Hanım, üzerine konuşmaya gittim, büyük konuştum. Büyük bir haksızlığa maruz kaldığını aynen, iddia ediyorsun, aynen söylüyorsun. Aynen. Ben kötüysem bile onu beni mahvederlerdi. Buyurun, çünkü bravo. Çünkü bir hata Esra varsa... Esra geliyor anneanneme. Oturuyor. Çok güzel. Oturuyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Ufuk gidiyor. Ufuk'un arkasından... Ya... Ne yapalım? Bir şey diyemiyorum. Ufuk'u arıyorum, söylüyorum, bak diyorum. Öyle hani bir... anneannemler senin hakkında böyle 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 konuşuyor. Ufuk bana dediği tek kelime. Onlar öyle bir insan değil, sen yalan söylüyorsun. Şule'cim, biraz önce iddia ettiğin laf taşıyıcılığı aslında sen yapıyorsun. Ya hayır, bakın yani, Esra Hanım. O sizin ortamda konuşulan şeyi sen ona aksettiriyorsun. Sen peki onları bunu Ufuk'a söylemek yerine siz benim kocamla ilgili böyle konuşamazsınız. Söylüyorum. Anneannem bana yeri geldi dedi ki çocuğumu ben sünnet ettirecektim. Saf mı diyorlar bunun için? Evet, saf diyorlar. Demeyin diyorlar. Kolay kandırılır. Evet. Sence? Ya aslında öyle bir insan değil Ufuk ama kendini öyle gösteriyor dışarıya. Saf mı değil mi? Saf değil. Çok uyanık. Peki anneannen senin cin gibi ama bir kadınsa onun saf olduğunu söylüyor. Onu anlayamıyorum anneannem. Dün ben... farklı söylüyordun. Esra Hanım sana sorular sordu. Zarar gelir mi? Hayır. Saf birisi midir? Saftır. Dün bunları sen söyledin. Bugün sen tamamıyla değişmişsin. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi orada herkes de görüyor. Eşini aşırı seven, gözlerini tüm dünyaya kapatmış bir kişi var. Sormak istiyorum sana. Aşırı birini sevmek, aynı böyle gıda zehirlenmesi gibi kişiyi zehirler mi? Senin ona karşı hakaretlerini duymuyor. Çünkü seni o kadar çok seviyor ki onu aşağılamanı, onu hakaret etmeni... Hiç o konular üzerinde duymuyor. Aslında bu kadar çok sevmese senin hatalarını görecek belki de. Gözündeki şey kalkır. Perde kalkacak. Ufuk'un gözünde bir perde inmiş. Her yerde Şule, Şule, Şule. Ha? Peki neden hastalandığımda müdahale etmedi de annesi inip çay içmeyi tercih etti? Ama şimdi konudan konuya atlamayalım. Soruya cevap verin. Kaldırsın perdesini. Peki. Anneanne, Hamiyet Hanım telefon hattında. Aslında bu iki gencin birlikte olmasına ve evlenmesine fırsat veren, onlara bu şansı tanıyan, onları tanıştıran kişi. Aynı zamanda Şule'nin iddiasına göre de ayırmak isteyen kişi. Evet. Yani seni kötüleyen, aranızı bozan, hatta senin yanındayken de Ufuk'u kötüleyen kişi. Evet. Hamiyet Hanım merhaba. Merhabalar, merhabalar Esra Hanım. Nasılsınız, vallahi hoş geldiniz. Vallahi şimdi böyle var ya... Bakın ekrandan içeri dalıp da saçını başını yolasın Ay, geliyor. Ay lütfen ama çok bakın, yanlış bir kelime cümle. Bakın ben bunu anlatmakla bitiremeyeceğim. Artık size ben mesaj attım. Allah aşkınıza o mesajı lütfen okuyun. Ne Tabii olur. Ekip arkadaşlarım iletsinler, bir mesaj atmış. Benim daha fazla... Sizi dinliyorum şimdi. Çünkü bu konu bitmek bilmez. Bunlar alışmışlar. Yalan. Bunlar kim? Ya yanındaki Şule. Yazıklar olsun ona. Niye benzer 3-4 ay kaldı annesi kaçınca? Annesi? Söyle bakayım bana. Esra Hanım. Buyurun. Şule Hanım sana sesleniyorum. O çocuğun ne suçu var ya? Gidin iş yerini araştırın bakalım. O çocuk için bir aklının kulu. Beni geçen gün sordular bana. Diyorlar ki katakulliye getirdiler çocuğu diye. İnsanların yüzüne bakamıyorum. Yaptım ben sana Şule. Şule'den senin teyzin yapmadın mı? Nişanına ben yapmadın mı? Sorunlarsın
gitmezsin kızım, kocana dönmezsin. O Serkan var ya, şimdi beni pis pis konuşturma, beni bütün Türkiye dinliyor. Kaç tane telefoncum bana telefon yağdı. Bana verin de ben konuşayım, Esra Hanım beni dinlesin diyenler var. Yeter ya, yeter. Allah rızası için doğruluk istedim. Şule, doğrular söyle. Doğrular neler Hamiyet Hanım? Ay nasıl anlatayım Esra Hanım ya? Ben peki şimdi... Yazdım. Hatta Şule'nin size yazdığı mesajı bile size gönderdim. Bana bir mesaj mı yazdı Şule? Evet, ben size gönderdim. Beni telefona bağlayan hanımla görüştüm sabah. Ne mesajı hatta gönderdi Şule bana? Size bir yıl önce başına gelenleri size yazdı o. Ben sizinle... Başvuru mu yaptınız? Başvuru mu yaptın? Programa başvuruda mı bulundun? Hayır, size özel atmıştım. Bana özel attın, program hattına mı başvuru? Evet. Peki ekip arkadaşlarım ona da ulaşsınlar. Bir yıl önce bana ulaştın, başına gelenleri anlattın. Başvuru konun neydi? Annemi aramak. Anneni aramak. Evet. Annenle ilgili konu. Annenle sorunların mı vardı? Yok, benim değil, anneannemin. Sorunları vardı. Annem bizi bırakıp gitti. Ben eşimi arıyorum. Aa. Gel beni al diyorum. Gelmedi. Bir saniye. Annen seni terk etti. Evet. Annen seni ortada bıraktı. Sen bunun için programa başvuruda bulundun. Peki o başvuru formunu da çıkartalım. Mutlaka gelmişti. Ama annen sizi anneannenin yanındasın. Esra Hanım'a müracaat etme nedeniniz eşinizle probleminiz olması lazım. Esas en büyük hayatınızdaki problem oyken niye annenizle ilgili Esra Hanım'a müracaat ettiniz? Sorun burada ya. Zaten o zamanlar Ufuk yanımda değildi benim. Gel al dedim beni. Gel o da gelmedi. Gelmedin. Peki. Hmm. Hamiyet Hanım siz daha detaylı biliyorsunuz herhalde. Buyurun. Bir de tekrar bağlasınlar seni. Şimdi anneannen sana karşı bir şeyi var. Bir kızgınlığı var. Aslında bir anneanne torun konuşması değil. Sanki iki arkadaşın hani birbiriyle ilgili karşılıklı iddiaları gibi. Evet. Anneannen konuşuyor ve bazı gerçekleri ve doğruları söylesin. Ufuk'a haksızlık yapılıyor diyor. Ben Ufuk'a hiçbir zaman Ufuk'la haksızlık Ufuk'la ilgili çıkın diyor sokakta. Sen nerede yaşıyordun Ufuk? Atıcılar'da çalışıyorum. Bursa'da yaşıyorum. Bursa'da çıkın diyor, sokak sokak gezin. Bir kişi diyor Ufuk'la ilgili diyor kötü bir şey söylesin diyor. Deriz ya öyle. Evet. Kafamı keserim. Hiç kimse diyor Ufuk'la ilgili tek olumsuz bir şey söyleyemez. Herkes Ufuk'la ilgili olumlu şeyler söyler. Fakat diyor o ikisi diyor seni ve şu anda anneni kastediyor. Hani senin geçen sene düşman olduğun annenle bugün sen yan yana olup Ufuk'a aslında bir komplo kurduğunuzu, onu özellikle bu hale getirdiğinizi söylüyor.